Okey. Arkadaşlar, ara vakti bitmiştir. Tekrar beraberiz. Arayı uzatan arkadaşlar, hemen derse, haydi derse, hayya derse. Üçüncü saatimize girdik, haberiniz olsun. Şimdi en son 12. soruyu çözmüşüz. O zaman sıra geldi 13'e. On üçüncü soruda bizden istenen B, acaba B kaçtır diye sormuşuz. Bakalım. Şimdi buradaki amacımız şu. Öyle bir işlem yapacağız ki ortadan hem A'yı kaldıracağız hem de C'yi kaldıracağız. Şimdi sadece B kalmasını istiyoruz. Taraf tarafa toplarsak ne A'lar gider, ne B'ler gider, ne de C'ler gider. Eğer sondaki A artı C'yi eksiyle çarpar ve o şekilde taraf tarafa toplarsak, efendim Giray, yok Yasin darılmadım. Olur mu ya? Daha yolumuz çok uzun Yasin. Birbirimize daha çok espri yapacağız. Dinliyorum Giray. Giraycığım, çözdüğümüz sorular normalde DGS seviyesi falan diye bir olay yok. Şu anda matematiği zayıf olan arkadaşlara temel kavramlarda, basamak analizinde, bölme bölünebilmede, obe bokekte ya da üstü köklü mutlakta karşılaşacak olduğumuz x'li y'li ifadelerde ne yapması gerektiğini anlatıyorum. 4 işlem noktasında artılar, eksiler çarpılınca ne olur, bölününce ne olur, toplarken, çıkarırken büyüğün işareti, küçüğün işareti noktasında ne olur? Aslında bunların mesajını vermeye çalışıyorum. Hani yine söyleyeyim, aranızda bizim burada çözmüş olduğumuz soruları peynir ekmek gibi çözen arkadaşlar da var. Ama peynir ekmek gibi çözemeyen arkadaşlar da var. Bu ilk haftamı, ilk 5 saatimi, 6 saatimi, belki 7 saatimi artık onu bilmiyorum. Temel işlem yeteneğine ayırmak istiyorum. Buradaki amacım matematiği zayıf olan arkadaşları bir tık öne çıkartabilmek. Ondan sonra zaten temel kavramlara ya da basamak analizlerine geçtiğimiz zaman çözeceğimiz bütün sorular DGS kıvamında olacak. Ama tabii ki mesela buradaki 13. soru kesinlikle bir DGS'de çıkma ihtimali olan bir soru değildir. Buradaki amacım şu, 3 bilinmeyenli, 3 tane denklem yardımıyla onlardan bir tanesinin nasıl bulunacağını aslında göstermeye çalışıyorum. Yani burada normalde işte sizin beni dinlerken ne yapıp ne yapmadığınızı hani tam kestiremediğim için hani göz göze yüz yüze gelemiyoruz. Buradaki amacımız bu. Yani matematikte bugüne kadar az soru çözmüş, matematiği 10 üzerinden 5'in altında olan arkadaşlara en azından bir altyapı oluşturmaya çalışıyorum. Tamam mıdır Giray? Gelelim metine. Metin, ortak çarpanlardan kısaca bulsak olmaz mı hocam? Ortak çarpanlardan kısaca bulmaya çalışabilirsin. Normalde farklı yöntemlerden de bulabilirsiniz. Ama buradaki amacımız şu, hani hoca olarak daha yeni yeni bu tür denklemleri çözen arkadaşlara en temel yöntemi önermek. En temel yöntem de istenmeyenleri, yani burada A istenmiyor, C istenmiyor. Acaba ben bu istenmeyenleri ortadan nasıl kaldırırım? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Cevabın 20 olup olmadığını bilmiyorum Emre. Şimdi bulacağız. Giray, tekrar soruya döndüm. Evet arkadaşlar. Şimdi A artı B 35, B artı C 45, A artı C 40. Şimdi normalde ben bunu eksiyle çarpmayıp taraf tarafa toplamayı düşünseydim ne A'lar ne B'ler ne de C'ler gitmiyor. Amacımız B'yi bulmak, o zaman A ile C'yi ortadan kaldırmak. Eğer ben 3. denklemi eksiyle çarparsam yeni hallerini yazıyorum denklemin. A artı B'yi aynen yazdım. 35. B artı C eşittir 45. Üçüncü ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. Herkesi çarpıyoruz. Eksi A, eksi C, eksi 40. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Artı A, eksi A'yı götürdü. Artı C, eksi C'yi götürdü. Bir tane B buradan, bir tane B buradan, iki tane B geldi.
Hemen şurada 45'ten 40'ı çıkartırsam 5, yani artı 5. Artı 35 de buradan, o zaman 35, 5 daha 40 yapar. Her iki tarafı eğer 2'ye bölersem, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 20, B eşittir 20. Yani sorumuzun cevabı 20'ymiş. Az önce 20 diyen biri vardı. Emre, doğrudur. Yasin, yani ışınlanma mevzusuna gelince, yani ışınlanabilmek için zaten bir 4 işlem yapabiliyor olmak lazım. Işınlanmak için de bir denklem çözmek gerekiyor. O da zaten buralarda başlıyor. Peki, devam ediyoruz. 13. soru tamamdır. Geldik 14'e. Şimdi bizden istenen x artı 2z eksi t ifadesi. Bize verilen x artı y, y artı z, 3z eksi t. Şimdi 3 bilinmeyenli ya da 2 bilinmeyenli denklemlerde bizden özellikle x'i, y'yi, z'yi, a, b, c'yi, yani bir tane elemanı değil de bizden kendi kurmuş olduğu bir ifadeyi istiyorsa aslında işimiz çok daha kolay. Şöyle ki, bizim sadece x'e ihtiyacımız var, doğru mu? Demek ki biz x artı y'nin, daha doğrusu x'in içinde bulunmuş olduğu x artı y eşittir 23 denklemine hiç dokunmayalım. Ki x gelsin. Bizim bir de 2z'ye ihtiyacımız var. Artı 2z. Bakalım şimdi elimizde şurada bir tane 3z'miz var. Şurada da bir tane artı z'miz var. Biz 3z ile bir tane z'yi kullanarak 2z'ye nasıl ulaşırız? Ama nasıl 2z? Artı 2z, doğru mu? O zaman 3z'den z'yi çıkartırsam 2z'ye ulaşırım. Yani bu tür ifadeleri bulmak aslında çok daha kolay. Çünkü bize çaktırmadan aslında ne istediğini söyleyince ne yapmamız gerektiği de ortaya çıkıyor. O zaman biz ikinci denklemi eksiyle çarpar, taraf tarafa toplarsak 3 tane z'den bir tane z'yi çıkartınca 2 tane z'yi elde ediyoruz. Bir de bizim neye ihtiyacımız var? Eksi t'ye. Bakıyoruz zaten eksi t'ye de hiçbir şey olmuyor. Taraf tarafa toplayınca o da geliyor. O zaman olay şu, x artı 2z eksi t ifadesini elde edebilmek için birinci denkleme dokunmayacağız, üçüncüye dokunmayacağız, ikinciyi eksiyle çarpınca 3z'den 1z çıkınca 2z kalır olayından yararlanacağız. Taraf tarafa topluyorum. Bakalım cevap nedir? Birinciyi aynen yazıyorum. X artı y eşittir 23. İkinci ifadeyi eksiyle çarparken herkes eksiyle çarpılır. Yani eksi y, eksi z eşittir eksi 12. Hemen altına 3z, eksi t eşittir 9. Şimdi gönül rahatlığıyla taraf tarafa topluyorum ve gidenleri gönderiyor, gelenleri toparlıyorum. Artı y, eksi y'yi götürdüm. X kaldı. 3 tane z'den bir tane z çıktı. 2 tane z kaldı. Eksi t'ye zaten hiçbir şey olmadı. Onu aynen yazıyorum. 23 artı 9. Bu ikisini toplarsam 32 yapar. Eksi 12. İşareti zıt. İşaretler zıtsa bu bir çıkarma işlemidir. Büyükten küçük çıkarılır. 32'den 12 çıktı. 20. Büyüğün işareti artı. O zaman artı 20. Yani bizden istenilen x artı 2z eksi t ifadesinin cevabı 20'ymiş. Yasin ve Emre'nin söyledikleri 20 doğrudur. Burada bir sıkıntımız var mı? Yoksa devam ediyorum. 15. soru. Peki. Şimdi bizden istenen x eksi y'dir. Peki. O zaman size kısa bir süre. Bir bakın bakalım. Acaba x eksi y'nin sonucu kaçtır? Biraz bekliyorum. Çözmeye çalışan arkadaşlar için. Acaba x eksi y kaçtır? Çözmeye çalışan arkadaşlar için biraz bekleyelim. Şimdi çözeceğim. Bulan var mı?
Batuhan Atakan maalesef cevap -11/6'dır. Doğru. Turul Gökmener. Ben de buradayım mı diyorsun? Yeni mi geldin? Evet Emre. Maalesef cevap -11/6'dır. Peki. Burak Gültekin, yine sana da maalesef diyoruz. O zaman çözüyoruz. Buldum anlamında yazmıştım diyorsun. Peki Torul. O zaman başlayalım. Amaç x eksi y'yi bulmak, doğru mudur? Tamam. Bizden istenen x eksi y ise, o zaman şu y'yi kulağından tutalım, sol tarafa atalım, x eksi y olsun. O zaman şu -2/3 ifadesini de tutalım, eşitliğin sağ tarafına gönderelim. Ama sağ tarafta elimizde bir de -5/2 var, doğru mu? 2/3 işareti sol tarafta eksi iken sağ tarafa geçince +2/3 olur. Sağ tarafta da hali hazırda elimizde bir de -5/2 varmış. Paydaları eşitleyelim. 3'ü 2 ile genişletelim. 2'yi de 3 ile genişletelim. Genişlemiş hallerini yazalım. 2 kere 2'den 4. 3 kere 5'ten 15. İşlem işareti eksi olduğu için 4-15/6. Sol taraf x eksi y. İşaretler zıtsa bu bir çıkarma işlemidir. Büyükten küçük çıkarsa 11 kalır. Büyüğün işaretinin sözü geçer. Yani -11. Oradan da 6. Yani x eksi y'nin sonucu -11/6'dır. Fakat şıklarda o eksi pay kısımda olan ifadenin önünde olmaz. Altının görünmeyen işaretini artı -artı olur eksi. Ondan sonra 11/6 yazarız. Tamam mıdır? Durum bu sevgili arkadaşlar. Cevap -11/6. Geçiyoruz. 15. soruyu da hallettik. Peki 15'i çözmüşüz. Şu anda elimizdeki işlem yeteneği dokümanının birincisini bitirdik. Aynen Burak. Ben de farkındayım. Sırada ikincisi var. Bu tamamdır. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Yenisine geçtik sevgili arkadaşlar. Şu anda soruları herhalde görüyorsunuzdur. Şimdi yine harfli ifadelerle karşı karşıyayız. Verilmiş olan ifadenin ya da işleminin sonucu soruluyor. Yine açmaya en içteki parantezden başlayacağız. Yani önce şu 2A'nın önündeki parantezle 3B'nin sağındaki parantezi kaldıracağız. Daha sonra köşeli parantezleri kaldıracağız arkadaşlar. O yüzden şu köşeli parantezi şimdilik hemen yazıyorum. 4B eksi 2A eksi eksi olur artı 3B köşeli parantez. Sol tarafta var 2 eksi A 2A eksi sağ tarafta var artı 7B. Şimdi o zaman
8 A diyorsunuz. Bakalım. Şimdi olay şu. 4B, 3B, eder 7B, eksi 2A. Hala köşeli parantezim var. 2A eksi bu ve artı 7B eşittir. Köşeli parantezi kaldıracağım. Kaldırırken de işlem eksisi olan eksiyle karşılaştıracağım. Cevabı bilmiyorum. Şimdi bulacağız. 2A'yı aynen yazıyorum. 7B eksi 2A çıkarken eksiyle karşılaşacak. Eksi 7B. Eksi eksi artı 2A. Artı 7B. Bakalım birbirini götürenler var mı? Eksi 7B artı 7B'yi götürür. 2 tane A, 2 tane A daha. 4 tane A yapar. Bu işlemin sonucu 4A'dır. Nerede yanlış yaptık? Neyi gözden kaçırdık? Ha, şuradaki eksi 4A'yı unutmuşuz. Şurada eksi 4A var. Bak arkadaşım, şuradaki eksi 4A'yı unuttuk. Şurada eksi 4A olacak. O zaman tekrar hemen siliyorum. Olaya tekrar baştan başlıyorum. Şöyle. Hay aksi. O zaman şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Maviye geri dönüyorum. Şurada unutmuş olduğum eksi 4A'yı tekrar yazıyorum. Köşeyi kapatıyorum. Artı 7B diyorum. Evet, fark ettim. Devam ediyoruz. 2B, 3B daha. Eder sana 7B. Eksi 2A, eksi 4A olur sana eksi 6A. Köşeli parantez. 2A eksi bu artı 7B. Tekrar köşeli parantezi açıyorum. 2A eksi 7B eksi eksi artı 6A artı 7B. Birbirini götürenlere bakalım. Eksi 7B artı 7B'yi götürür. 2A 6A daha 8A yapar. Cevap E şıkkıdır. Durum bu. Geldik ikinci soruya. Burayı geçiyorum. İkinci soruda 3x eksi 2 parantezinde x artı y falan falan falan. Şimdi bu işlemleri yaparken öncelikle şurada bulunan eksi 2'yi içeriye tek tek dağıtmak zorundayım. Şu x eksi y'nin parantezini kaldırdığımda bunlar eksiyle karşılaşacaklar. 2x eksi 3y'nin parantezlerini kaldırdığımızda bunlar da eksiyle karşılaşacaklar. O zaman başlıyoruz. 3x için zaten bir sıkıntı yok. 3x 3x'tir. Eksi 2'yi içeriye dağıtırsam eksi 2x olur. Eksi 2'yi artı y ile çarparsam eksi 2y olur. Eksi ile karşılaşırsa x eksi y, eksi x eksi eksiden artı y olur. 2x eksi 3y'yi eksi ile karşılaştırırsam eksi 2x artı 3y olur. Eksi 2y. Buraya kadar bir sıkıntısı olan sanırım yoktur. O zaman devam ediyorum. X'li ifadeleri kendi arasında, y'li ifadeleri kendi arasında toplayacağım. Şurada 3x eksi 2x. 3x eksi 2x. Şurada var bir tane eksi x. Hemen bunu şurada söyleyebiliriz. 3x'ten 3 tane x çıkarsa o zaman burası sıfırlandı. Yokmuş gibi, yokmuş gibi, yokmuş gibi davranalım. Şurada kala kala eksi 2x kaldı. Dursun. Devam edelim. Sıra geldi y'li ifadelere. Eksi 2y artı y artı 3y
eksi 2y. Şimdi bakıyoruz. 1 tane y, 3 tane y daha, 4y eder. Eksi 2y, eksi 2y daha, eksi 4y eder. O zaman y'lerin sonucu da sıfırdır. Ortamda kim kaldı? Kala kala eksi 2x kaldı. O zaman cevap eksi 2x'tir. Yani C şıkkı. Evet Metin. Durum bu. Devam ediyorum. Geldik 3. soruya. Az önce başımıza gelenler yine burada da gelecek. Parantezi kaldırdığımızda eksiyle karşılaşacaklar. Parantezi kaldırdığımızda eksi 2 ile karşılaşacaklar. Burada köşeli parantezin içini öncelikle halletmemiz gerekiyor. İşin içinde bir bölme var. 4 işlemde işlem önceliği bölme ve çarpmaya aittir. Önce onlar yapılır. A sayısını A sayısına bölersem 1. Ama işaret eksi. Eksi ile eksiyi karşılaştırırsam artı 1. Yani köşeli parantezin içi zaten sıfırmış. Burayla artık hiçbir işim kalmadı. O zaman buradan devam ediyorum. Eksi. İçerideki eksi a artı 2b ifadesi. Parantezi kaldırırken dışarıdaki eksiyle karşılaşacaklar. Eksi eksi artı a, artıyı yazmaya gerek yok. Eksi 2b. Devam ediyoruz. Eksi 2'yi içeriye tek tek dağıtırsak. Eksi 2 kere a'dan eksi 2a. Eksi 2 çarpı eksi b'den artı 2b. Köşeli parantezin sonucunun zaten sıfır olduğunu bulmuştuk. Yolumuza devam ediyoruz. Artı 2b eksi 2b'yi götürür. Bir tane a kaldı. Eksi 2a kaldı. İşaretler zıtsa bu bir çıkarma işlemidir. 2a'dan bir tane a çıkarsa a kalır. Büyüğün işareti eksi olduğu için cevap eksi a'dır. Diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sorusu olan arkadaşlar umarım sorarlar. Eğer sormazlarsa biz kaldığımız yerden devam ederiz. Geldik 4. soruya. Şimdi şurada yine bir eksi var. Şu parantezi kaldırdığımda eksiyle karşılaşacaklar. Y artı x parantez içi olan ifadeyi de eksi 4 ile dağıtarak dışarıya çıkartacağız. Peki, bir önceki soruya geçiyoruz. Bir önceki soru bu. Sorusu olanlardan bir tanesi. Yasin diyor ki, köşeli parantezin önündeki... Tamam. 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 Okey. Tamam. Köşeli parantezin önündeki eksi zaten bir işimize yaramadı Yasin. Yani köşelinin içi sıfır olduğu için sıfırın önünde eksi olmuş ya da artı olmuş bir önemi yok. Tamam. Peki. O zaman devam ediyoruz. Kaçıncı sorudayız? 4. sorudayız. 4. soruda zaten yapacağımız olay şu. Az önce bahsetmiştik. Y eksi x ifadesinin önündeki eksi parantez açıldığında çarpılır. Parantez içindeki y artı x ifadesi önündeki eksi 4 ile zaten dağılma işlemi uygulanır. Aynen yazmaya başlıyorum. Eksi 2x eksi y eksi eksi artı x olur. Bölü. 5y'yi aynen yazıyorum. Eksi 4y eksi 4x artı 5x. Yaptığım bu dağılma ya da toparlama işlemlerine bir sıkıntısı olan varsa sorsun. Yoksa devam ediyorum.
Bakalım. Şurada eksi 2x var. Şurada artı 2x var. İşaretler zıtsa bu bir çıkarma işlemidir. Büyükten küçük çıkarsa bir tane x kalır. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi x deriz. Eksi y, onu da aynen yazdım. Geldim aşağıya. 5 tane y'den 4 tane y'yi çıkartırsam 1 tane y kalır. 5 tane x'ten 4 tane x'i çıkartırsam 1 tane x kalır. Yukarısı eksi x eksi y, aşağısı y artı x. Yukarıyı eksi parantezine alıyorum. Parantezi açtım. X, y. Fakat parantezi kaldırdığımda şuranın eksi olabilmesi için o zaman y'nin işaretini önüne artı koyuyorum. Sağlamasını hemen göz ucuyla yapıyorum. Parantezi kaldırırsam eksi x olur. Eksi artıdan eksi y olur. O zaman bir sıkıntı yok. Aşağıda da o zaman toplamanın yer değiştirme özelliğinden y artı x değil, x artı y yazalım. Sadeleştirmemizi de yapalım. O zaman artı xy, x artı y birbirini götürürse kala kala eksi kalır. Zaten o eksinin manası da eksi 1'dir. Dördüncü soruda bu şekilde. Geçmiş olsun diyelim. Sıra geldi bir sonraki soruya. Şunu hemen belirteyim arkadaşlar. Normalde bu soruda size bir şans vermek istiyorum. Yani bilen ya da bilmeyen, yanlış ya da doğru en azından bir cevabı olsun. Şu işlem, bunun doğrusunu yazıyorum. Yani şurada bir ortalık karışmış. Şuranın doğru hali eksi, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Eksi eksi z bölü eksi z. Şurada bir ortalık karışmış gibi görünüyor. Orası eksi eksi z bölü eksi z. Peki. Bir bakın bakalım. Acaba kaç bulacaksınız? Dört işlemde sıkıntısı olan varsa bile şansını denesin. Aynı işaretlerin birbirine bölümü pozitiftir. Zıt işaretlerin birbirine bölümü negatiftir. Hadi bakalım. Batuhan, o nasıl bir cevap? Bakayım. Ha, beşinci soru demek istiyorsun. Tamam, pardon. Genelde herkes eksi bir demiş. Hadi bakalım. O zaman başlıyoruz. Şimdi önce işarete karar verelim. Aşağıdaki birin görünmeyen işareti artı. Eksinin artıya bölümünden eksi. 1 bölü 1'den 1. İşarete karar veriyoruz. Aşağıdaki 2'nin eksisiyle işlem eksisi karşılaştığı zaman artı olur. 2'yi 2'ye bölersek 1 olur. Aynen burada olduğu gibi burada da işlem eksisiyle x'in önündeki eksi karşılaştığı zaman artı olur. X'i x'e bölersek o zaman x sonuç artı 1'dir. Az önce burada olduğu gibi şuradaki artıyla eksiyi karşılaştırırsak eksi olur. Y'yi y'ye bölersek 1 olur ama eksi olur. Gelelim buraya. Bunun doğru halini şuraya yazmıştım. Eksinin eksiye bölümü artıdır. Yani şurası 1'dir. Ama önünde işlem eksisi eksi 1 vardır. O zaman bu işlemin sonucu eksi 1 olur. Eksi 1 artı 1'i artı 1 eksi 1'i götürür. Kala kala eksi 1 kalır. Eksi 1 bulanlar doğrudur. Tebrik ediyoruz. Altıncı soru. Şimdi gelelim rasyonel sayı sorularına. Altıncı sorudayız. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar.
buradaki işlemi yaparken parantez içi önceliğinden dolayı 1 bölü 3 artı 5 bölü 6'yı ayrıca 4 bölü 9 artı 1 bölü 2'yi ayrıca bulabilirsiniz. Ama aradaki işlem, ki bunu cuma günü söylemiştik, yine söyleyelim. Her ne kadar parantez içinin bir önceliği olsa da eğer parantezler arasında çıkarma ya da toplama olursa parantezleri kaldırabiliyoruz. Bu da genelde işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi gelelim buraya. Sol taraftaki ifade ile sağ taraftaki ifadeyi kendi içinde bir halledelim. 3'ü 6 yapmak istersek 2 ile genişletiriz. Şöyle yapalım. Silelim. Puntomuzu küçültelim. Tekrar başlayalım. Peki. Şimdi bunu 2 ile genişleteceğim. 9 ile 2 18 ile birleşir. 9'u 2 ile genişleteceğiz. 2 ile 9 ile genişleteceğiz. Yeni hallerini yazıyorum. 2 kere 1'den 2 bölü 2 kere 3'ten 6. Onu hemen ortak payda olduğu için buraya yazıyorum. Zaten paydası 6 olanında payı 5. O zaman 2 artı 5 bölü 6 eksi uzun bir kesir çizgisi. Payda zaten 9 kere 2'den 2 kere 9'dan 18 olacak mı? Olacak. 2 kere 4'ten 8, 9 kere 1'den 9. Aradaki işlem artı mı? Yola devam ediyoruz. 2, 5, 7 bölü 6 eksi 8, 9 daha 17 bölü 18. Bu işlemi de sonuçlandırmak için yine payda eşitlemesi yapacağız. O zaman biz bunu 3 ile genişletelim. Yeni hallerini yazalım. Eşittir. 3 kere 7, 21 eksi 17 bölü 18 eşittir. 21'den 17 çıkarsa 4 kalır. Bölü 18. Bir sadeleştirme yapalım. 4'ü 2'ye bölersek 2, 18'i 2'ye bölersek 9. Cevap 2 bölü 9'dur. Cevap 2 bölü 9 arkadaşlar. Yani B şıkkı. Sorusu olan varsa sorsun. Yoksa 7. sorudan devam ediyorum. Geldik 7. soruya. Rasyonel sayılarda antrenman yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz 2 tam 1 bölü 3 bir tam sayılı kesirdir. 2 tam 1 bölü 3 demek esasında 2 artı 1 bölü 3 demektir. Arada artı varmış gibi davranırız. 3 ile 2'yi çarparız, 1 ile toplarız. Bu şekilde olsa da 3 ile 2'yi çarparız, yine 1 ile toplarız. Şimdi o zaman önce bir dönüştürelim. 2 tam 1 bölü 3 dediğimiz 3 kere 2'den 6, 6 1 daha 7. O zaman bunun sonucu 7 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 4. 1 tam 1 bölü 2. Yani 2 kere 1'den 2, 1 de oradan 3 bölü 2. Aradaki işlem artı. Yasin Kara, ayrı ayrı niye yaptık? Neyi ayrı ayrı yaptık? Onu bir sor. Ayrı ayrı yaptığımız ne? Eksi 5 bölü 6. Neyi sorduğunu anlamadım. Peki. Yukarıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirdik. Buradan yolumuza devam etmeden önce bir paydaları eşitleyelim bakalım. 3, 4, 2 ve 6. En küçük ortak katları olan 12'de birleşirler. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 6 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. O zaman kocaman bir kesir çizgisi çekip paydaya peşin peşin 12 yazıyorum. Daha sonra payların genişlemiş hallerini yazacağım. 4 kere 7'den 28. 3 kere 1'den 3. Ama işlem işareti olan eksiden ötürü araya bir eksi. 6 kere 3'ten 18. İşlem işareti artı, araya bir artı. 2 kere 5'ten 10. Arada var işlem eksisi, o zaman buraya eksi.
Cevabı bilmiyorum. Zaten o olsa bile 3 ile sadeleştirmen lazım Yasin. Haberin olsun. Şimdi devam ediyorum. İşareti aynı olanları kendi içinde toplasak da olur. Sırasıyla toplaya çıkara, toplaya çıkara gitsek de olur. Burada toplama çıkarma işlemi yapalım. 28'den 3'ü çıkartırsam 25. 25 ile 18'i toplarsam 43. 43'ten de 10'u çıkartırsam 33. Bölü 12. Az önce Yasin'in vermiş olduğu cevap bu. Fakat şıklarda biz bunu göremeyiz. Çünkü pay ve payda sadeleşebiliyorsa ÖSYM şıklara bunun en sade halini yazar ve onu ister. 33'ü 3'e böldüm. 11. 12'yi 3'e böldüm. 4. Yani cevap 11 bölü 4'tür. Yani B şıkkı. 7. soruyu da hallettik. Sıra geldi 8. soruya. Burada sorusu olan yoksa 8. soruya geçiyorum. Yasin Kara 23 Bolu. Bilmiyorum. Bakacağız. Geldik 8. soruya. Yine bir rasyonel sayı sorusu. Az önce tam sayılı kesirde söylediğimiz olay, çarparız, toplarız olayı, aradaki işaret toplama olsa da aynısını yapıyoruz. 3 kere 3'ten 9, bir de buradan 10 bölü 3. Eksi. Şimdi burası kritik. 1 bölü 2, eksi 2. Burayı sindire sindire söylüyorum. Ağır ağır söylüyorum. 2'nin görünmeyen paydası 1 arkadaşım. O zaman payda olan 2 ile 1'i eşitlemek için ben bunu 2 ile genişletirim. Her ikisinin paydası da 2 olacağı için peşin peşin paydaya 2 yazarım. 1 eksi işlem işareti 2 kere 2'den 4. Yani 1 bölü 2 eksi 2 işleminin sonucu 1'den 4 çıktı 3 ama eksi 3 büyüğün işareti eksi bölü 2. Şimdi 3 tam 1 bölü 3, 10 bölü 3. O tamam. Şurada bir çıkarma işlemimiz var. Eksiyi peşin peşin koyduk. 1 bölü 2 eksi 2'nin sonucu da eksi 3 bölü 2 eşittir. O zaman başlıyoruz. O eksi bu eksi artı, yani 10 bölü 3 artı 3 bölü 2. Şu eksiyle şu eksi artı oldu. Şimdi payda eşitleyeceğiz. 3'ü 2 ile genişletip 6 yapacağız. 2'yi 3 ile genişletip 6 yapacağız. Eşittir. Payda zaten 3 kere 2'den 2 kere 3'ten zaten 6 olacağı için peşin peşin 6 yazıyoruz. 2 kere 10 20. 3 kere 3 9. Cevap 29 bölü 6'dır. Şıklarda vardır. C şıkkı. Peki. Sanırım sorusu olan yok. O zaman 9. sorudan devam ediyoruz. Peki. Yine aynı olayı yapacağız. 2 kere 4, 8. 8'den 1 çıktı, 7. Bölü 2. Birinci ifadeyi bulduk. Geldik ikinciye. Bunu da şöyle pratik olarak halledelim. 2 kere 1, 2. 1 de burada var, 3. O zaman artı 3 bölü 2. Bunu da sonuçlandırdık. Pardon. Şurada işlem işareti eksi. Haberin olsun. Eksi. Şimdi gelelim. Bak burada uyanık olalım. 1 bölü 3'ten 1 çıkacakmış. Cuma günü belki hatırlarsınız söylemiştik. Küçükten büyük çıkarsa sonuç negatif olur. Şimdi bir kere bu işlemin sonucu negatif olacak. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Az önce de payda eşitlemiştik ama pratiğe bağlayalım artık. Bir kere payda kesinlikle 3 olacak, doğru mu? Şurada var 1. 3 kere 1, 3. 1'den 3'ü çıkartacağız. 1 eksi 3'ün sonucu eksi 2 bölü 3'tür. O zaman şu işlemin sonucu olarak eksi 2 bölü 3 yazacağım. Parantez içerisinde eksi 2 bölü 3 eşittir. Aynen devam ediyorum.
7 bölü 2, 3 bölü 2, bunu hemen şurada halledelim. Paydalar 2 olduğu için o zaman paylarını toplayabilirim. 7, 3 daha 10. 2'ye böldüm 5. Eksi karşılaşırsa olur. Artı 2 bölü 3. 3 kere 5, 15. 2 de buradan 17 bölü 3. Cevabımız 17 bölü 3, yani B şıkkı. 9. soruyu da hallettik. Devam ediyorum. Geldik 10. soruya. İşin içinde bir çarpma var. İşin içinde çıkarma var. İşin içinde çarpma var. Neyi gördük? İşlem önceliğini. Öncelik kimin? Çarpma ve bölmenin. O zaman önce çarpmayı yapalım. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken pay ile pay çarpılır, payda ile payda çarpılır. Eğer varsa bir sadeleştirme, yukarıdaki ile aşağıdaki sadeleşir. Ama burada bir sadeleştirme yok. 3 kere 1'den 3 bölü 4 kere 5'ten 20 eksi 3'ün görünmeyen paydası 1'dir. 3 kere 2'den 6, 5 kere 1'den 5 eşittir. Bunun paydası 20, bunun paydası 5. O zaman bunu 4 ile genişletiyorum. Her ikisinin paydası da 20 olacağı için peşin peşin 20 yazıyorum. 3 buradan. Eksi çıkarmanın işareti olan eksi. 6 eşittir, devam ediyorum. Aşağısı 20, yani payda. 3'ten 6 çıktı, eksi 3. Fakat bir yerde ne yaptık da sıkıntı oldu? Ha, sıkıntı şu. Evet, hatamı yakaladım. 4 kere 6, 24 arkadaşım. Pardon, şurayı sildim, burayı da sildim, hatamı yakaladım. O zaman devam ediyorum. 4 kere 6'dan 24, eksi 24. 24'ten 3 çıkarsa 21 kalır. Önünde de eksisi vardır. Cevap eksi 21 bölü 24'dür. 20'dir. Evet, aynen öyle. 10. soruyu da hallettik. Geldik 11. soruya. Sanırım sorusu olan yok. Yine işlem önceliğiyle karşı karşıyayız. Önceliğimiz çarpma işlemi varsa, olsaydı bölme işlemi onu da önce yapacaktık. O zaman önce şunu yapmamız gerekiyor. Eksi 6 bölü 7 çarpı 4 bölü 9. Sadeleştirme ile karşı karşıyayız. Eğer rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken öyle kuş gibi gidip hemen payla payı, paydayla paydayı çarpmayın. Varsa bir sadeleştirme işlemi önce onu yapın. 6'yı 3'e böldüm, 2. 9'u 3'e böldüm, 3. Yani en sade haliyle uğraşalım. 2 kere 4'ten 8. Eksi çarpı artıdan eksi. 7 kere 3'ten de 21. Yani şu eksi 6 bölü 7 çarpı 4 bölü 9 işleminin sonucu eksi 8 bölü 21'miş. Ara yaklaştı Yasin. Şimdi devam edelim. 4 bölü 9. Bunu da şurada halledelim. Çarpı 3 bölü 2. Az önce söylediğimi yine tekrarlıyorum. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken payla pay çarpılır, paydayla payda çarpılır. Tamam. Ama varsa bir sadeleştirme. 3'ü 3'e böldüm, 1. 9'u 3'e böldüm, 3. 4'ü 2'ye böldüm, 2. 2'yi 2'ye böldüm, 1. Kalanları çarpalım. 2 kaldı, 1 kaldı, 2. 3 kaldı, 1 kaldı, 3. O zaman 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 2 işleminin sonucu 2 bölü 3'tür. Onu da aynen yazıyorum. Bunun sonucu eksi 8 bölü 21. Diğerinin sonucu
Şöyle, pardon. Evet. Evet, kaldığımız yerden devam. Şimdi eksi 6 bölü 7 çarpı 4 bölü 9'un sonucu eksi 8 bölü 21. Mavi ile yuvarlak içerisine almış olduğum işlemin sonucu 2 bölü 3. Onu aynen yazıyorum. Ama şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Şurada bir artı işlemi var. Yani artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 7. Şimdi sıra geldi payda eşitlemeye. Payda eşitleyelim. 21, 3 ve 7 21'de eşitlenir. O zaman bunu 7 ile genişletiyorum. O zaman bunu da 3 ile genişletiyorum. Yeni hallerini yazıyorum. Herkesin paydası 21 olacağından dolayı peşin peşin 21 yazdım. Elimde eksi 8 var. Yazdım. 7 kere 2'den geldi artı 14. 3 kere 1 3. Fakat işlem işareti eksi olduğu için önüne eksi. Eşittir. Paydaya yine peşin peşin 21 yazıyorum. 14'ten 8 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. Sadeleştirme yapalım. 3'ü 3'e bölelim 1. 21'i 3'e bölelim 7. Yani bu işlemin sonucu 1 bölü 7'dir. On birinci soruyu da hallettik. Onuncu sorudayız. On ikinci sorudayız. Arkadaşlar, bir mola yapalım. Son molamız. Haberiniz olsun. Çayı biten, kahvesi biten varsa tazelesin. Ders esnasında bu tür mevzulara girmeyin. Ortalama 10 dakika sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Thank you.